Merhaba Çiftlik Bank ailesi. Ben Mehmet Aydın. Bugün 16 Mart 2018. Basında çıkan haberler iyice çığırını aşmış durumda. Daha düne kadar bu haberleri yapan tüm kanallar bizim reklamımızı yaptı ve birçoğunuz da bu kanalların reklamlarını izleyerek bize üye oldu. Bu kanalları da suçlamıyorum. Boş konuşmayı seven bir milletiz çünkü. Şirketimizi incelediniz. Devlete karşı boynumuz kıldan incedir. Gelin inceleyin dedik. Ancak yapılan incelemelerde hakkımızda haksız karar verildi. Bunun birçok sebebi var. Bunlardan en büyüğü ise basının içinde bulunan satılık kalemlerin bizi hedef tahtasına koyması oldu. Şirketimiz 18 ay boyunca tek bir kişiyi mağdur etmemiş, Türkiye'de 215 milyon lira yatırım yapmış. Yani eski parayla 215 trilyon yatırım yapmış ve bu yatırımları tüm belgeleriyle üyelerine sunmuştur. Bununla yetinmeyip bakanlığa bizzat kendim yalvardım. Lütfen banka hesaplarımızı açabilmemiz için bize bir yazı verin. Bu kadar insan mağdur olacak dedim, fakat beni dinlemediler. Onlara sadece tarım hayvancılık yapmıyoruz. İncelediğiniz bu şirket dışında 7 şirketim daha var. Onları da inceleyin. Bitcoin üretimlerimizi de inceleyin dedim, fakat onu dikkate almadılar. Bir yılda 15 kat değer kazanan Bitcoin varlıklarımızı resmen yok saydılar. Her şeye rağmen umudumu yitirmedim. Son ana kadar üyelerimizin yanında oldum. Bazı üyeler beni yalancılıkla suçladı, bazıları dolandırıcılıkla. Sırf bu inançsız insanlar yüzünden şu anda devlet tüm mal varlıklarına el koydu. Üretim durdu. Çiftliklerde 250'ye yakın hayvanlarımız yağmalandı. Bunu yapan kişiler TV'de çıkıp ben akrabasıyım diye yalanlar attılar. Bu kişiyi inceleyin, benim akrabam değil. Üye bile olduğu şüpheli. Üyeyim diyerek yağma için gelmiş birisi. Neyse, size kısaca kendi hikayemi anlatacağım. Çünkü şu anda ortalıkta çok ağır ithamlar dolaşıyor. Ben Mehmet Aydın. 31 Mayıs 1991 yılında Bursa'da doğdum. Aslen Giresunluyum. Baba tarafım, amcalarım hepsi hayvancılıktan gelme bir aile. Benim çocukluğumda önemli bir kısmı Giresun'da amcamların yanında geçti. İlk ve ortaokulu Bursa'da Cavit Çağlar İlköğretim Okulu'nda okudum. Daha sonra Nülüfer Anadolu İmam Hatip Lisesi'ne başladım. Maddi imkansızlıklar yüzünden okulu bırakıp Açık Öğretim Lisesi'ne devam ettim. Çalışıp eve ekmek götürmek için bıraktığım okul hayatımdan iş hayatıma geçiş yaptım. Öncelikle bir kafede garson olarak çalıştım. Daha sonra başka bir kafede basında çıkan şu bulaşıkçılık yaptığım yer olarak bilinen restoranda çırak olarak mutfağa giriş yaptım. 2 ay çalıştıktan sonra garson olarak çıktığım kafeye aşçı olarak geri girdim. Bunun dışında basında söylendiği gibi çıplak gösteren gözlük sattığım kesinlikle hayal ürününden ibarettir ve iftiradır. Rap müzikle uğraştığım doğrudur. Sahne adım Eren Çakar'dır. İnsanlar Mehmet Aydın adının sahte olduğunu bile söylediler. Neyse, 2016 Ağustos ayında Bursa'da 10.000 TL sermaye ile Çiftlik Bank'ı kurdum. İlk 2 ay boyunca gelen paraları biriktirdim ve Karacabey'de 100 başlık çiftliği kurdum. Daha sonra 1 ay içinde İnegöl'de 250 başlık çiftliği açtık. Bu sırada dünyayı kasıp kavuran Bitcoin ile tanıştım ve bu alana yoğunlaşmaya başladım. Çiftlik Bank'ın ünlenmesiyle birlikte mafyamız da eksik olmadı tabii ki. Bursa'da mafya geçinen Ebu Bekir Kahraman, Sebahattin Kahraman ofisimi bastı ve para istedi. Öncesinde verdiğim paralar yetmiyormuş gibi tüm paramızı gasp etmeye kalktılar. Ama buna boyun eğmeyip ofisi İstanbul'a taşıdık ve insanları uzak tutmak için 10 tane koruma ile gezdim. Kendi canımdan korktuğum için değil, insanların parasını, hakkını savunmak için neyse
daha sonra Savaş Yıkılmaz, Ahmet Furkan Ferman şirkete yönetici olarak başladılar ve onlarla bir plan hazırladık. Çiftlik Bank Türkiye sorumlusu olacaktı. Ben ise diğer ülkelerde organizasyonu büyütecektim. Yaptıkları bu hizmet karşılığında şirketten onlara bir ortaklık verdim. Yaklaşık %5 bir ortaklık artı bunun dışında aldıkları farklı primler de vardı. Tabii ki başarı primleri vesaire. Ama bu hainler bu verdiğim parayı beğenmeyip birçok yolsuzluk yaptılar. Her ikisi de ikişer üçer lüks araçla gününü gün ediyor. Şirketi her geçen gün felakete sürüklüyordu. Bu haberler kulağıma geldiğinde çok geçti. Şirketten tam 10 milyon lira yolsuzlukla para çaldıklarını tespit ettik. Tam buna üzülürken bir de babam dediğim adam Hakan Soysal yapmış olduğu yolsuzluklar ortaya çıktı. Bu darbeden sonra psikolojim iyice bozuldu. Kime güveneceğimi şaşırdım. Yaklaşık 30 milyon lira yolsuzluk yapılmış. Eşimle ayrılmama, evliliğimin bitmesine neden olmuştu. Boşanmak için 20 milyon TL tazminat istediler. Nafaka isteyip basına 80 bin TL nafaka talep edip basına 5 bin TL istedik vermediler diye bilgi verdiler. Bu kadar yalancılıkla, bu kadar hainlikle, bu kadar entrikayla daha fazla uğraşmak istemedim. Ve herkesin hakkını ödeyebilmek için Türkiye'de cezaevinde kalmak yerine Uruguay'da işlerime devam edip insanlara haklarını iade etmek için sonuna kadar çalışacağım. Her zaman söylediğim bir söz var. Videolarımı, eski videolarımı izlerseniz zaten görürsünüz. Ticaret yapıyoruz. Kar da var, zarar da var. Bir gün batarsak şirketin tüm varlıkları üyelerimizindir. Böyle bir sözüm var. Yani bunu şimdi söylediğim bir söz değil. Önceden de söylüyordum. Şimdi de aynı şeyi söylüyorum. Şu anda benim sözüm söz. Devlet zaten tüm mal varlıklarına el koydu. Bunu insanlara tüm mal varlıklarını satarak insanlara iadelerini yapacaktır. Kalan kişileri de benim sözümdür. Mehmet Aydın'ın sözüdür. Kalan kişilerin ödemeleri de Bitcoin ile şu andaki mevcut üretimlerimizden yapılacaktır. Herkese geçmiş olsun diyorum. Büyük geçmiş olsun diyorum. Herkes, sistemdeki herkes bizim ortağımızdı. Kâra da zarara da hepimiz ortaktık. Ama işin sonunda sadece ben ve ekibim zarar gördü. Üyelerimiz zarar görmediği gibi bizi suçladılar. Canınız sağ olsun yine de. Ama bütün iadeleri yapacağım. Onda hiç şüpheniz olmasın. Ama 2 yıl sürer, ama 3 yıl sürer. Bir şekilde yapacağım. Herkese sevgiler, saygılar. Görüşmek üzere.